Pascal yani. Şimdi hazır mısınız sevgili basın arkadaşlarımızdan gelecek olan sorulara? Hazırladınız mı arkadaşlar? Kime sormak istiyorsunuz? İzin alacağız. Ha, önce Pascal'a mı sormak istiyorsunuz? Acun'a mı? Ebru'ya mı? Özge'ye mi? Evet. İzniniz var mı? İzin var mı? Tabii. Gazeteci arkadaşlarımız soru soracaklar. Bir tane soru hakları var. Soruyu duyarsak daha rahat olur izin var mı derken. Soruyu duyalım senden geçsin. Soru benden mi geçsin diyorsun? Tabii duyalım yani. Bence senden geçsin. Estağfurullah ya yani. Evet. Onlar zor soru sormaz zaten. Rencide edici soru bildiğimiz yok. Bildiğimiz yerden sorun abi. Evet, mikrofonunuz var mı? Mikrofon var mı arkadaşlar? Evet. Kime soruyoruz? Siz dahil konuklarınızı. Tamam, ben dahil konuk. Nereye Pascal? Pascal hariç diyeceğim. Pascal hariç. Ben ve diğer konuklar. Evet, evet buyurun sorun. Biraz önce programa başlarken dediniz ki... Ses geliyor mu? Ben duymuyorum. Biraz önce programınıza başlarken dediniz ki ben soru sormayı çok seviyorum. Evet. Gerçekten de çok güzel sorular sordunuz. Peki biz basın mensuplarının size sormasını istediği ve bizim sormadığımız bir soru var mı size? Çok zor bir soru bu. Evet, sadece bana sormadı bu soruyu. Konuklarınıza da soruyorum izninizle. Ebru, Özge. Yani açıkçası hiç öyle düşünmedim. Çünkü genel olarak insan, yani bizim kendi çevrem olabilir ya da basındaki arkadaşlarım meraklı insanlar. Zaten bence gazeteci olmanın temel maddesinden bir tanesi de meraklı olmak. Dolayısıyla her şeyimizi soruyorlar. Mikrofonu da al gel. Bana sorulmayan soru yok bugüne kadar. Şimdi arkadaşımız aslında iyi niyetli bir soru soruyor ama. Gel. Burada şunu demek istiyor herhalde. Kendinizin ifade etmek istediği de şimdiye kadar hani sorulmayan bir şey var mı? Ama tabii ki genelde ünlü insanlar herhangi bir röportajda kendileri bir şey söylemek isterlerse o röportajın bir yerine onu mutlaka söylerler. O yüzden hani akıllarda hani şunu da söyleseydim diyebilecek pek ünlü olmuyor. Çok kolay bir soru değil açılım. Zor bir soru. Yani, çok safiyane bir soruydu yani dediniz. Tabii tabii anladım ama oradaki olay şu şimdi. Bazen şunu demek istiyorsun sen hani biz sorular soruyoruz. Sen bazen bir şey söylemek istersin de acaba aklında kalan bir şey var mı diye o anlamda. Ama zaten biz bir şey ifade etmek istediğimiz zaman herhangi bir röportajda onu da bir şekilde ifade ediyoruz. O yüzden hani kafada bizim için de öyle bir şey söyleyeyim diye bir şey kalmıyor. Bu soruyu hani en az birer saat düşünmesi lazım herkesin. Ben en çok basının sürekli aynı soruyu sormasından şikayetçiyim. Yani kendilerini pek yenilemediklerini düşünüyorum. Yıllardan beri hep aynı soruları soruyorlar. O yüzden de biz de köreldik galiba bu konuda. Yani ne sorulması gerektiğini bilmiyoruz. Yok biraz o şeyle alakalı bence. Gündemdeki bir konu olduğu zaman, birçok arkadaşımız aynı soruyu soruyor o zaman. Evet. Şimdi onun da öbüründen haberi olmadığı için öyle algılandığı oluyor olabilir. Yani şimdi gündemde bir konu oluyor. Sen şimdi o konuyla ilgili bir soruya cevap veriyorsun, sonra bir daha veriyorsun. Ama iki arkadaşın birbiriyle alakası yok. Başka yerlerde sordukları için biz öyle algılıyoruz. Aslında biraz da öyle bir durum var gibi geliyor bana. Hangi gazetedensiniz? Mikrofon. TNT Can Bey'in ekibindeyim. Öyle Canmış, mi? Evet efendim. Ha, isminiz? Kenan Doğu. Kenan Doğu. Peki diğer sorularımızı almadan önce bir reklama gitmemiz gerekiyor galiba. Size çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlardan alacağız tekrar soruları. Çok mersi.